Beste. Hoş geldiniz. Oo. Ya Hande kız gazeteci, sen artık kendi evinden de çalışmıyorsun, başkalarının evinde mi çalışıyorsun ha? Abim hepimizin yerine çalışıyor. Hoş geldin güzelim. Sen de hoş geldin. Ne haber Seçkin? İyi miyim sen? İyi. Ne oluyor? Hiç kimse Levent eve hayvan getirmek yasak şakasını yapmayacak mı ha? O şakayı sadece sen bir hayvanlık yaptığında yapıyoruz. Orası kolay. Orası kolay ya, bak geliyor. Şimdi geçen gelen arkadaşla biraz sıkıldım, tamam mı? O zaman dedik bir değişiklik yapalım. Şöyle bir eskiyi bir sayalım bakalım kaç olmuş. Hani ben daha fazla çıkarsam bedava diye konuştum. O 446 çıktı. Bilin bakalım ben kaç çıktım. Kaç? 3. Ya hayır, değil 3 falan. Ayıp ediyorsun yani. 484. Tebrik ediyoruz ve bu eşsiz bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Tabii. Öyle deme Beste ya. Bak şimdi Amerika'da uçaktan daha çok mil yapan yolcu altın bilet veriyor. Öf, marifet gibi. Ne yapayım Hande? Evlenip de öleyim mi yani? Japon borsasında bir şey vardı. Ben ona bir bakacaktım ya, kapanmadan bir. Mira ne yapıyor? Ne yapar Mira? Ders çalışıyor. Kızı bitirdiniz ya, LGS'ydi, OGS'ydi. Artık böyle her şey soru cevap gibi bakıyor çocuklar. Biz de öyle girdik okula, ne var? Ya, durumumuz da belli. Ya Allah aşkına Seçkin, sen sus. Kızın yanında da böyle konuşuyorsun. Sonra senden alıp bize satıyor. Sen kendi çocuğun olunca onu öyle işlersin, tamam mı? Lütfen. Niye abi, ben böyle düşünüyorum yani. Abicim senin böyle düşünme lüksün var, Mira'nın yok. Onun iyi bir eğitim hayatı olmak zorunda. Ya niye öyle diyorsun abi? Artık her şey değişti. Milyon tane para kazanma yöntemi var. Yani gençler artık e-ticaret yapıyor, e-sports yapıyor. Bir konu seçiyorsun, sertifika alıyorsun. Aa, sertifika süper fikir. Çok iyi. Kişisel gelişimci falan olsun. Tamam mı? Seçeriz beraber, sen de gelirsin. Aile dizilimci. Bir şey daha vardı, neydi o? Nefes terapisti var. Human design. Oh yes. İşinizi elinizden alıyorlar diye böyle konuşuyorsun değil mi? Kızıyorsun. Bak. Konuyu hemen oraya getirdi. Ya aklın yolu bir, aklın yolu bir. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak, ümit dağıtarak. Bilim sonra her şeyi ispat edince ve şimşeklerin tanrıların öfkesi değil de elektrik olduğunu falan kanıtlayınca bunlar kanıtlanmamış yeni şeyler bulmaya, onunla insanlara ümit dağıtmaya çalışıyorlar. Ulan bu. Aynı babam gibi konuştu. Tam onun olsun ya. Küçükse abi. Babam ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum, yine konuşmadı benimle. Sonra bir uyuyacak gibi oldu. Ben de çıkamadım zaten çünkü açmadın telefonunu. Ben de hırsımı Hande'den çıkardım. Ben gezemiyorum, sen de gezeme. Bakıcıyı kovmuş. Konuşmadın mı hiç? Vallahi bilmiyorum Levent. Kendin sor. Ben bir bakayım. Hı hı. Bence ilkokuldan itibaren eğitim sistemini değiştirmeden sınav sistemini değiştiremezsin. Dua et bu kadarla kalsın. Yarın bunu da ararız. TÜBİTAK sorusunu. İç şunu, iç. Yavaş, yavaş. Yavaş. Bakıcıyla ne oldu baba? Zekalı. Baba, ihtiyacımız var, biliyorsun. Ya müsaade almadan odaya dalıyor. Sandığınızı kontrol edeceğim. Ulan sen kimsin, kim var senin karşında? O insanlar senin sağlığınla ilgilenmek için burada. Küstahlık etme. Hastayım diye kimse bana zavallı muamelesi yapamaz. Peki ne yapacağız baba? Karına yük olmam, merak etme. Ne karısı ne kocası Allah aşkına, saçmalama. Yani senin bu hastalığın hassas bakım istiyor, bunu biliyorsun. Bu hastalık tek bir şey istiyor. Ben sürünerek öleyim. Yapma baba, yapma. Ben kimseye yalvarmam. Anladın mı? Dimdik böyle. Yaşadığım gibi.
Öyle ölüm korkusu sarınca cami kapısına kapaklanan ihtiyarlardan sanma beni. Ne oluyor? Mira, denemesi açıklandı az önce. Beste? Benim dikkatimi çekmek için yapıyor zaten Levent'ciğim. Ne o yabancı numara? Almanya numarası mı? Herhalde, bilmiyorum ki. Dolandırıcı bence. Artık her yerden arıyorlar. Almanya'dan. Çok saçma. I will call back. Kızım, Mira, kızım sakin ol. Tamam, sakin ol. Yapma Mira. Mira lütfen. Bardak kırmak nedir Allah aşkına, lütfen. Mira. Yapma kızım. Tamam. Mira. Mira. Bırak tamam. Gel buraya. Tamam. Dur bakalım ne olmuş, tahmin edelim. Bir Türkçe, bir matematik. Tamam. Bir Türkçe, iki matematik, iki sosyal. Bir Türkçe, iki matematik. Hiçbiri kazanmıyor. Aa. Öyle mi? Ha? Öyle mi bir tane? Bana bak. Bak bana. Daha sınava çok var bir tane. Hı? Başaracaksın. Gel buraya, dikkat et. Çek ellerini oradan. Gel. Hayrola? Kaçalım ya. Uykum gelmeden türlerim ben biraz. Sen? Ya ben de kaçayım. Ya böyle olmadı ya. Beste Esen'im. Görüşürüz. Hadi. Dikkat et. Buyurun efendim. Merci. Evet, dedenin altını temizledim. Ya bir şey mi dedim ben? Dershaneden aradılar. Gitmemişsin. Soru çözdük arkadaşlarla. Yalan söyleme. Ya niye yalan söyleyeyim? Bekle beni burada. Odama gidiyorum. Bekle ben. Burada. Evet, neredeydin? Soru çözdük hastalarla. Dershanede etüt salonu var. Canım istemedi orada çözmek. Canın istemedi. Ve çözdükten sonra nerede çözümün önemi var? Kızım deli misin sen? Kaç yaşındasın? Ben kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Yeterince büyüğüm. Hayır, daha çocuksun. Değilim. Çocuksun. Ne dedi biliyor musun? Kim? O. Sen. Sen annenle mi konuştun? Nasıl buldun? Ne konuştun? Buldum işte. Sen zahmet etmedin, ben buldum. Zaten boş ver. Çünkü zaten ne dedi biliyor musun bana? Özür dilerim. Özür dilerim dedi. Kızım. Bırak ya, bırak. Sana o sınav sonucunu vereceğim biliyor musun? Ne gerekiyorsa, ne yapmam gerek, hepsini yapacağım ve vereceğim. Bir daha da konuşmayacağım seninle. İnşallah yatılı kazanırım da seni bir daha görmem. Kızım, Mira aç lütfen. Mira. Noel Baba in the house, ne haber? Sen Hande ile değil miydin bu akşam? Ya onunlaydım da işte o bir yerde kariyerini tercih etti.
Ben de bari abisinin yanına geleyim. O da en az onun kadar sıkıcıdır, yokluğunu aratmaz diye düşündüm. Nasıl? Ya dur seçkin Allah aşkına. Miray'la biraz tartıştık. Canım sıkkın. Kötü kapıştık işte yani. Konuşacağım şimdi. Hayır abi, şimdi tam tersi. Yani konuşmak senin artık mesleki hastalığın olmuş artık. Bırak, madem kapıştınız, bırak kendi haline bırak kızı. Besse'yle konuşmuş. Ne diyorsun, ulaşmış mı? Öğreneceğim. Kızım, bak bu önemli bir konu, bunu konuşmamız lazım. Ne konuştunuz? Nasıl ulaştın? Çalıştığı hastaneyi aradım. Hastasıyım dedim. 5 dakika düşünsen senin de aklına gelirdi. Peki, ne konuştunuz? Hiçbir şey. Başka bir şey konuşmadınız mı? Ya konuşmadık işte. Tamam. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Bana numarayı verirsen ben de aramak isterim. Tamam, ben mesaj atarım sana. Ah. Ya. Tamam, söylemiştin. Bana bak. Bakıcı işleri bir karışmış ha. Öyle oldu ya. Benim bir şey bulmam lazım. Yani kadına da çok kötü çıkıştım. Ya mevzuyu da yanlış anlamışım zaten. Değil mi abi? Yani nerededir, ne yapıyordur? Kim bilir? Zor yani bu işler, çok zor. Belli yani, buraların yabancısı. Ama çok cevval bir kadın, biliyor musun? Ya. Kızını da bayağı seviyor da. Da işte. Tek başına bir kadıncağız yani, ne yapsın, onun bir kurtarıcıya ihtiyacı var ya. Beyaz, pardon. Beyaz önlüklü bir kurtarıcıya. La oğlum sen ne adi ne sen hayvansın lan. Terbiyesize bak ya. Tamam ya, sakin ol, sakin, Allah Allah. Bana bak, sen bayağı bir dert etmişsin bu işe. Bir dakika, bir dakika. Besse'ye ulaşmış Mira. Numarasını attı. Arasana oğlum. Ne oluyor? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Hayda. Vicdan. Vicdan çok acayip bir şey oğlum. Gerçekten de. Vicdansızlık diye de bir şey yok. Yani kötü vicdan var, hastalıklı vicdan var. Bu Besse hangisine kapıldı bilmiyorum. Ya kızının sana uğraşıp uğraşıp ulaştığı numarayı kapatmak ne demek ya? Ya belki de gerçekten kötüdür kızın psikolojisi ya. Bırak Allah aşkına, bırak Allah aşkına. O Cüneyt var ya, tarikattaki çocuk, onu söylediği gibi. Bütün kötülükler hastalık olmuş. Kötülük diye bir şey yok. Herkesin psikolojisi bozuk. Tamam sen bir sakin ol. Ya, otur şuraya. Hem o mesele ne oldu gerçekten? Al bakayım şunu. Ne oldu mesele? Hande'ye söylemişsin akrabasını bulacağım diye, bu evlendirme meselesi değil mi? Yok abi, ben artık hiç kimseye güvenmiyorum. Gerçekten de bunlar bambaşka dünyalarda yaşıyorlar. Dindarlık çok güçlü bir şey. Bence dünyadaki en güçlü şey. Tabii ki değil. Ya bırak şimdi bana para edebiyatı yapma Allah aşkına. Paranın yaptıramayacağı birçok şeyi yapar inanan insan. Kafanın içinde kaç tane şeye endişeleniyorsun tahmin edebiliyordum. Ama artık tomar tomar endişeleniyorsun. Takip edemiyorum kahraman. Hayatımda birçok endişem oldu ama hiçbir gerçekleşmedi. Diyor ya adam. İşte benimki tam tersi oldu. Aklıma gelmeyen ne varsa başıma geldi. Seç, seçebilirsen. Üstelik bir de soyadım Alkanlı. Neyse bak. Belki başka bir tomar keyfini yerine getirir ha. Yalnız bir dakika, bir dakika, bir dakika. Takdim etmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. Ya oğlum bir kere de şartsız şurtsuz şu adamı sevindirin be. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bak. Sizin gururunuzda, kusurunuzda Alkanlı olmak ve hiçbiriniz çok da şikayetçi değilsiniz bunda. Tamam. Diyeceğimi dedim, rahatladım. Buyurun. Yüz güldüren kapitere dokunan senindir, al.
Vay be. Zeytinlik gitti ha. Yani Seçkin, çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Bir günde nasıl başardın bunu ya? Ya bizim iş yaptığımız adamlar için. Bir teneke zeytin parası bunlar. Burası'na bak, dolu dolu. Musa, gelsen. Ya dostum, bize şöyle zeytinli bir şeyler getirsen ama bir sıkı olsun ha. Tamam. Sağ olasın. Bana bak. Oğlum, sat dedin, sattık. Artık kızı kıtalar mı atlatırsın? Kafasına makine mi alırsın? Ne yaparsan yap ama artık aramıza geri dön. Yeter ya. Bir nefes al, bir rahatla. Ya bak, nicedir kursağında kaldı gerçekten nefesim. Ben arkadaşımı istiyorum. Alo, hey. Ya kime diyorum? Sana diyorum. Arkadaşımı istiyorum diyorum. Arkadaşını ben de geri istiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Ben konuşarak her şeyin çözülebileceğini düşünürdüm. Dilin gücü, idrak, kolektif sorumluluk. Ama şimdi sorsan, en problemli iletişim aracının dil olduğunu söyleyebilirim. Hah, Musa, gelsin. Allah. Aman be Seçkin, hadi. O zaman bir dakika. Aman be diye konuyu kapatan Levent Alkanlı'ya kaldırıyoruz kariyerimizi ha. Hadi. Dilindekini döküldün. Bir de şu kursağındakini bir dökül bakalım. Meryem artık gelmez herhalde. Bir dakika, bir dakika ya. Sen ne yere bakan, yürek yakan bir adamsın ya. Ya saçmalama Seçkin Allah aşkına. Ne o zaman, ne bu? Ne yani? Öf. Sanki herkes beni terk ediyormuş gibi. Önce annem. Sonra hayat arkadaşım dediğim Beste. Babamın durumu malum. Mira gerçeği öğrendiğinde ne yapacak bilmiyorum. Şimdi Meryem'le Zeynep'in gidişi. Ya bilmiyorum, sana saçma gelecek belki ama. Onların varlığı bir evi yuva yapıyordu sanki. Musa. Şöyle geçelim mi? Olur. Buralar pek senlik değil ama. Ya geçen Seçkin getirdi beni buraya da. Aa. Yakın diye. Seçkinin zevki yani. Beste. Babamın yanında Meryem mi var? Yok. Esra var. Çok uzun hikaye. Ama ben senin hikayeni merak ediyorum. Neden Beste? Neden? Sıkıldım. Bunaldım, gitmek istedim. Orada yeni bir hayat kurarım dedim. Biliyorsun işte, sen de istemiyor musun? Bu kadar. Kocanı, kızını bıraktın. Öyle sıkıldın, bunaldın diye. Bu mu yani? Abim benimle gelir miydi anne? Benim gitmeme izin verir miydi? Tanımıyormuş gibi konuşma ne olur. Musa. Sen kontağı açık tut kardeşim, aynısından beyefendiye. Oğlum yavaş. Demek ki Beste'nin keyfi yerinde. En çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bütün bunları gözümün önünde planlamış ve ben fark etmemişim. Gitme planı, yurt dışı başvurusu, Mira'ya davranışları, hepsi planlıymış. Levent bak, aslında iki tane soru var. Birincisi, nasıl terk eder? İkincisi, beni nasıl terk eder? Sen bunların hangisine kızgınsın onu bana bir anlat bakayım abiciğim. Ne diyorsun anlamadım. Sağ ol, getir. Sağ olasın Musa. Şimdi bak, birincisi, seven bir insanın hayal kırıklığı, tamam? Mesela birine aşıksındır, seni terk eder, nasıl gider diye kahrolursun. Ya da daha en baştan biz nasıl birlikte olmadık diye kahrolursun. Ama ikincisi, yani beni nasıl terk eder? İşte orası çok tehlikeli bir bölge. Bu düşünce senin egonun façasını çizer. Karşındaki kişiyi sevmesen bile terk edilen kişi olma fikri seni mahveder. İşte o yüzden soruyorum. Senin sorun hangisi? Sen hala Beste'ye aşık olduğunu söyleyebilir misin mesela bana?
Ne çok yalan söylüyoruz kendimize. Hep söylüyorum, hayatta en sevmediğim şey yalan. Beste de bana yalan söylediği için ona kızgınım, değil mi? Hmm. İşte sonra aklıma Mira geliyor. Ondan daha büyük yalan var mı? Biz o kızı aldık, büyüttük, kendi kızımız gibi büyüttük. Bir yalanın içinde büyüttük. Levent, saçma ama. O başka şey, bu başka şey. İyi ki de öyle yaptınız tabii ki. Belki de bütün yalancıların bahanesi budur. Yalan söylemek zorunda kaldım. Saklamak zorunda kaldım. Ama şimdi hata yaptığımı görüyorum. Bedelini ödemek için de buradayım işte. Başka bir şey var. Beste, başka bir şey var. Aklım almıyor. Abim de tek kelime etmiyor. Demedim mi? Adını duyunca üç maymuna dönüşüyor. Çünkü abin sever sorunları görmezden gelmeyi, onlarla ilgili konuşmamayı. Yani her şeyi bıraktığım gibi. Hiç zannetmiyorum ya. O kadar çok şey değişti ki. Mira. İyi mi? Bedel ödemeye geldin ya. İster bir gürde kal, ister sokakta, parkta, bahçede, neyse. Bu soruyu kendin sormak zorundasın onlara. Abime de, kızına da. Ben bunları düşünmedim mi sanıyorsun? Düşündüğünde ne oldu ya? Çözdün mü? Abinin hiçbir suçu yok mu ya? Yok mu? Ya güya gazeteci olacaksın, yapma. Ne alakası var? Var. Hikayeye bakmadan, arka planda ne olduğuna bakmadan manşete atıyorsun. Backstory'yi görmeden konuşuyorsun. Kötü anne. Bunun daha çok gideri var çünkü, değil mi? Hı? Yahu ortada bir konu var. İki yetişkinin verdiği kararlar var ortada. Ben karar vermedim. Öyle mi? Ben sadece çocuk sahibi olmak isteyen genç bir kadındım. Nesi yanlıştı bu? O zaman ona göre bir evlilik yapacaktın Beste. Şimdi kalkıp da bunu isyan etmeye hakkın yok ya senin. Hem bilet alma, hem piyangonun çıkmasını bekle. Aşk mı zannettin? Ya madem bu kadar çocuk istiyordun, o zaman biliyordun abimin çocuğunun olmayacağını ya. Daha öğrencilikte belliymiş, o deneylerde mi neyse. Velhasıl neydiyse. Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Seçkin. Ne? Seçkin burada, Levent de yanında, benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Saçmalama Beste. Çocuk gibi kaçacak mısın? Gitmem lazım. Levent. Seninki burada. Kim benimki? Hande. Bak Hande orada. Şey, onun yanına gidelim ya, hadi. Hayırdır ya, benim mekana geliyorsun, ben haber vermiyorsun. Aşk olsun, ne haber? İyi, senden ben de kalkıyordum şimdi zaten. Ne yapıyorsun kuzum? Arkadaşını bekleseydin o zaman, kalkıyorsan. Ya çok kalabalık herhalde, alamadılar kadehi. Hmm. O elindeki ne? Bu, bu kese kağıdı ya, öyle çirkin birini görürsem kafasına geçiririm diye yanımda taşıyorum. Öküz, öküz, öküz. Ya... Zeytinliği sattık da sağ olsun Seçkin aracı oldu, onun parası. Aa, hiç haberim yok. Babamın haberi var, o yetmez mi malum? Acil bir şey mi oldu, bir ihtiyaç falan mı oldu, neden? Hayır, Meryem Hanım ve kızı için yaptı abi bunu. Yani babam yaptı, okul için lazımdı da. Ben olsam yapmaz. Senin payını ayırmıştır, tamam mı? Onunla konuşunca sorarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.